Üniversite Medya devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. Evet. Yolun bayağı oldu görüşmeyeli. Gayet iyi. Üniversite çok yoğun. 16 yılı geride bıraktı. 16. yıla girdi. Evet, 15'i bıraktık geride. 16. yıla girdik. Artık yani biz olgunluğa ulaştık diye öyle düşünüyoruz. Öyle mi görüyorsunuz kendinizi? Yani benim kendi bakış açıma göre bir üniversitenin, normal bir üniversitenin kuruluş yılları aşağı yukarı 10 yıl. Yani 10 yıldan önce kuruldum dememek gerekiyor. 10 yıla kadar kuruluyorsunuz. Bir de yani 100 yıldan sonra da ben sanki böyle bir 100 yıl, evet ben üniversiteyim, köklü bir üniversiteyim. Yani oldum demek çok büyük bir laf. Yani 15. yılında daha oldum denemezsiniz. 150 yıllık, 200 yıllık üniversiteler varken. Ama kurumlarıyla, yapısıyla, öğretim üyeleriyle, altyapısıyla, kadrosuyla, her şeyle tam bir üniversite modeline ulaşmış olan aşağı yukarı 10 yılda ulaşılıyor. Biz işte 16. yıla geldik. Ama benim kendi özellikle sektörden duyduğum, hani medya sektöründen, böyle bir iletişimde, medyada önemli adımlar atan, hatta bu yaptığınız medya konferanslarıyla yeni medya. Yakında yine Nisan ayında galiba evet, var. Evet, farklı aslında fakülteleri bütün olarak düşündüğümüzde ve her bir yaptığımız işi fakülteler altında sıralarsak, bayağı kapsamlı şeyler yapıyoruz. Medya tarafında, yani iletişim fakültesi tarafında son iki yıldır zaten sürekli yaptığımız bir takım toplantıların devamları var. Bir kere itibar yönetimi konferansı geliyor. Sonbaharda gelecek. Geçen yıl ilk defa dünyada yapılan bir şeydi. Uluslararası itibar yönetimi konferansı. İkincisi sizin biraz önce söylemiş olduğunuz yeni medya konferansı. Onu da hani Türkiye'de yeni medyayı getiren üniversite olarak ilk bölümü biz açmıştık. İlk konferansını geçen sene biz yaptık. Dolayısıyla bu sene de herhalde devamını getirmek bize yakışırdı. Yanlış şimdi hatırlıyor olabilir miyim acaba? Sizin bu itibar yönetiminde bir konuşmanız olmuştu. Konuşmada şöyle bir şey hatırlıyorum. Açılış konuşmasıydı. Tam emin değilim evet. Ama açılış konuşması. Yanlışsam düzeltin. Vakıf üniversitelerinin daha çok ihtiyacı var. Daha önemli, daha dikkat etmesi gerekir bu itibar meselesine, devlet üniversitesine göre gibi bir şey doğru, demiştiniz. Doğru. Neden böyle öyle düşünüyorsunuz? Söyledim. Çünkü yani Türkiye'de vakıf üniversitelerine bakış açısında bir soru işareti ve bir şüphe var genel kamuoyunda ve siyasilerin nezdinde. Dolayısıyla bizim devlet üniversitelerinden daha dikkatli olmamız lazım. Devlet üniversiteleri bir hani hukukta karine diye bir şey vardır. Bir varsayımla ortaya çıkıyorlar. Devletin arkasında desteği var. İşte giderse çocuğum okur, mezun olur, işte üniversite diploması alır. Vakıf tarafında başta bir takım soru işaretleri oluyor. Dolayısıyla hele hele güçlü vakıf üniversitelerinin ve ciddi vakıf üniversitelerinin, ben bu ayrımları yapıyorum, çok anlatmaya belki ayrıntısına girmeye gerek yok ama merak da ediyorum yani güçlü vakıf üniversitesi, ciddi vakıf üniversitesi. Gerçek vakıf üniversitesi, bir tane daha söyleyeyim, gerçek vakıf üniversitesi. Galiba özel üniversite statüsü falan açılınca biraz onlar bir ayrışacak kesinlikle tekrar. Kesinlikle daha rahatlayacağız o zaman. O zaman bizim bu itibarımızda da belli bir şey daha rahatlama olacak. Bu nedenle ben o zaman geçen sene onu söylemiştim. Yani vakıf üniversiteleri itibarları konusunda daha ciddi, daha hassas olmak zorundadırlar. Yani onu çünkü bir kere kaybettiğinizde onu toparlaması çok kolay değil. Şimdi geçen bir tweet attınız. Bu arada Twitter'la da çok haşır neşir. Hocam takip ediyorsunuz. Takip ediyoruz biz onu kendisini. Yayın öncesinde de acaba kapatayım mı, sessize mi alayım? Twitter'dan program esnasında da yazabilir miyim dedi. Bir bağımlılık mı söz konusu var acaba dedim. Hocamıza dedi ki yok, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili yakında zaten bir konferansımız olacak. Evet, yani bu tabii Türkiye'de inanılmaz. Sabah bir televizyon programını izliyordum. Orada bununla ilgili bir takım rakamlar verdiler. Geçen sene 7 milyon küsür iken Twitter takipçisi Türkiye'de veya kullanıcısı, bu sene 9,5 milyona çıkmış. Çok hızlı bir büyüme. Çok hızlı büyüyor. Hem de atılan tweet sayısı yani şimdi 7'den 9'a çıkmış, atılan tweet sayısı bunun 5 katı artmış. Dolayısıyla daha yoğun kullanılıyor. Biz bunu özellikle genç nesil üzerinde ve lise çağındaki nesil üzerinde nasıl etkisi oluyor buna bir bakmak istedik. Onun için bir konferans yapıyoruz. Hani, az bir kesim kullanıyor baktığınız zaman Türkiye popülasyonunda ama etkisi büyük. Türkiye'de oluyor. Facebook daha yoğun kullanılıyor. Facebook o böyle daha ailevi, vari bir şey. Arkadaşlarla, dostlarla kullanılıyor. Twitter herkese söyleyecek şeyleri olan insanların daha çok kullanılıyor. Sizin gibiler için de biraz riskli bir alan aslında. Üniversiteyi temsil ediyorsunuz ama bir yandan sizin de bir duruşunuz var. Yani bir farklı alanlarda söyleyecek sözü olan bir insan olduğunuz için kendinizi böyle zaman zaman da tuttuğunuz oluyordur. Doğru. Geçen bir tweet diyorsunuz ki şu akil adamlar mavrası ne zaman bitecek? Herkesin aklı kendine. Kamuoyu oluşturmak için akile ihtiyaç yok.
Şimdi aklıma şeyi getiriyor, bir de tartışma programları oluyor. Evet. İşte kanaat önderleri evet. çıkıp yorumlar yapılıyor falan. Bazen yine medya mensubu arkadaşlarımız işte mikrofonu uzatıp belki 10 kişiye ama hangi 10 kişiye sorup Türkiye bunu düşünüyor diye bir genellemeyle sesleniyor. Aynen öyle. Hangi Türkiye, hangi 10 kişi, kime sordun ki? Bu açıdan üniversitelere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Kesinlikle. Ve hani siz de çok önemli araştırma yaptınız geçenlerde. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması, ki artık bu 4 yıldır sürdürdüğünüz tabii bir araştırma. Tabii bu sene 4. yılıydı ve biz onu devam ettireceğiz. Her yıl Aralık ayında yapıyoruz ki bir yıl içerisinde olan biteni değerlendirelim. Halkın çeşitli konulara bakış açısını tespit edelim diye. Hı hı. Ve çok farklı konuları soruyoruz. O çok geniş bir araştırma. 26 ilde, tüm Türkiye'yi temsil eden 26 ilde 2000 küsur kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıyor. Hı hı. Yani dolayısıyla telefon görüşmesi değildir. Sokağa çıkıp, sadece İstanbul'da sokağa çıkıp farklı semtlerde yapılan bir araştırma değildir. Geçmiş. Gerçekten tüm evet. Türkiye'de yapılıyor ve ben bunlara çok önem veriyorum. Bunun yanı sıra bir tane daha başlatacağız şimdi. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Hı hı. Bunu da her yıl muhtemelen Nisan-Mayıs ayında yapacağız. O da Türk dış politikası üzerine daha spesifik olacak. Bu tür araştırmalar mesela Batı ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun yıllardır yapılıyor. Hı. Ve politikacılara ve politika yapıcılara yön gösteriyor bunlar. Çünkü halkın ne düşündüğü aslında önemli. Ama biz de tabii o sizin söylediğiniz programlarda özellikle çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma alışkanlığı yoğun olduğu için rahat bir ortam var. Söylüyoruz, geçiyoruz. Hmm, yani çok doğru bir şey soruyorsunuz aslında. Yani hani siz onlara yön gösteriyorsunuz. Bazen de tam tersi olabiliyor işte. Hani bilime müdahale olabiliyor. Hani böyle üniversite devlet ilişkisine nasıl bakıyorsunuz son dönemlerde? Vallahi genel olarak üniversite devlet ilişkisi her zaman hassastır ve zordur. Hmm. Bütün ülkelerde ve bütün dönemlerde devlet her zaman üniversiteleri kontrol etmek istemiştir. Çünkü üniversite dediğiniz şey aslında ülkenin gençliğinden bahsediyorsunuz. Hı. Ve ülkenin özellikle de aktif olan gençliğinden ve siyasileşmeye çok müsait olan bir gençliğinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla her yerde devlet bunu bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışır. Önemli olan burada üniversitelerin ne kadar Hı. bağımsız olacaklarıdır. Hı. Burada da Türkiye'deki tartışmalar zaman zaman yanlış yerlere gidiyor. Yani işte mali özerklikten bahsediliyor, aynen. akademik özerklikten Hı. bahsediliyor, bağımsızlıktan bahsediliyor. Kafalar biraz karışık. Ama bence esas önemli olan bilimsel özgürlük ve özellik. Yani hı. insanların özgür düşünebilmesi, bunu özgürce ifade edebilmesi ve burada baskı görmemesi. Hı hı. Onun o anlamda dışında, nasıl Türkiye'deki şu anki durumu? Yani şöyle, Türkiye'deki durumu fikir olarak söylemeyeyim. Şeyden çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin yaptığı araştırma var. Doğru. Türkiye'deki üniversitelerin özellikleriyle ilgili yaptığı araştırmada biz sondan ikinci, üçüncü sıralarda çıkıyoruz. 4, 6 veya 5 farklı alanda yapıyorlar bunu. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversite özellikliği çok kötü bir durumda. Evet. Üniversiteler çok farklı nedenlerle, yani ekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle, sosyal nedenlerle, toplumsal baskı nedeniyle bir sürü bunların hepsini üst üste koyduğunuzda çok rahat olduklarını söyleyemeyiz. Hı. Ama çok da genelleme yapmamak lazım. Özellikle yerleşmiş üniversiteler, eski üniversiteler, büyük şehirlerdeki üniversiteler bu anlamda daha rahattır, daha iyidirler, hı hı. daha kolaydırlar diyelim özgürlüklerinizi kullanmak keşke açısından. Keşke böyle eski düşünce okullarındaki gibi felsefi ilkelerin öğretildiği, hı. böyle işte o sorgulama becerisini geliştiren, öğrenciye kendinin bilgisini verecek bir müfredatla eğitimler olsa. İyi ama bu şimdi şöyle, bunu sadece üniversiteden başlayarak yapamazsınız. Hmm. Bizim bütün rektörlerle konuştuğunuzda aynı şeyi size söyleyeceklerdir. Hatta akademisyenlerle hmm. konuştuğunuzda söyleyecektir. Biz üniversitenin ilk 2 yılını aslında ortaokuldan itibaren öğrenilmesi gereken bilgileri ve üslubu öğretmekle geçiririz. Yani dolayısıyla üniversite eğitimini neredeyse biz 2-2,5 yıl yaparız. Dolayısıyla sizin söylediğinizi yapabilmek için bir kere ortaokulda, hatta ilkokuldan başlayan bir özgür düşünme, serbest düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, sınıfta dinleme yerine okuyarak öğrenme, kitap okuma, işte araştırma yapma, bu tür becerilerin öğretilmesi gerekiyor. Hı. Ve bu sadece okulda olacak bir şey de değil, aileden itibaren. Şimdi Türk kültüründe bunlar pek olan tutulan veya yapılan şeyler değil. Çok az sayıda ortaokulda, lisede bu tür eğitimler yapılıyor. Hı. Zaten o tür okullardan gelen öğrencileri biz bulduğumuzda üniversitemizde çok mutlu oluyoruz. Hı. Onlar çok farklı oluyorlar. Bir de yani son yıllarda şimdi YÖK'ün izin vermesiyle biliyorsunuz üniversiteler doğrudan yabancı öğrenci, yurt dışından öğrenci alabiliyor. YÖS'le. Evet. Veya Erasmus'tan gelen öğrenciler var. Şimdi o öğrenciler geldiklerinde onların en kötüsünün bile bir çalışma üslubu,
çalışma ahlakı ve derse yaklaşımının farklılığını hemen fark ediyorsunuz ve sınıfı etkilediğini görüyorsunuz. O yüzden de bütün üniversiteler, biz de dahil olmak üzere, yabancı öğrenciye çok önem vermeye başladık. Hatta siz Avrupa Birliği ile ilgili program açan ilk üniversitelerdensiniz değil mi? Yani, yok, Avrupa Birliği bizde yok da küreselleşmeyle ilgili. İstanbul'da Avrupa temalı bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Evet, doğru. 9 Mayıs'ta. Doğru. Nedir bu Avrupa Günü kapsamında? Bu tabii Avrupa Günü diye bir şey var. 9 Mayıs'ta bütün neydi Avrupa Günü? Avrupa Birliği'nin kurulduğu gün olarak varsayılıyor. Evet. Dolayısıyla bir Avrupa Günü bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kutlanıyor. Biz Türkiye, biz de şimdi biz de adayız. Ruhen Avrupa Birliği ülkesi olduğumuz için ve Avrupa Birliği'ne girmek istediğimiz için biz de aşağı yukarı 2000'li yılların başından itibaren, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de de Avrupa Günü kutlanıyor. Yani bizimki kutlama değil, bu bir vesile yaparaktan çeşitli şeyler yapıyoruz. Yani 2 yıldır da özellikle Erasmus için Türkiye'ye gelmiş öğrencilerle, bizden Erasmus için yurt dışına gitmiş öğrencileri bir araya getirip o gün tecrübelerini paylaşmalarını istiyoruz. Böyle daha öğrenciye yaygın bir şey yapıyoruz. Bu sene de bir fotoğraf yarışması, Türkiye'deki Avrupa diye bir fotoğraf yarışması güzeldi, yaptık. Güzel bir afiş hazırladınız. Evet, afişi çok güzeldi. Arkadaşlarımız güzel. Bilmiyorum paylaşabilecekler mi? Yoksa da ilgilenen üniversitenin web sayfasına girerse görecektir. Çok da ilgi çeken bir afiş oldu. Bu arada Avrupa Birliği öğrencilerin ve bilim insanlarının Avrupa'ya gidişlerini kolaylaştırmak için bir yasa tasarısı da konuşuluyor. Bir de ek bir bilgi olarak verelim. Hani vize başvurularına daha hızlı yanıt verilmesi açısından. Evet, uzunca zamandır konuşulan bir şey bu. Konuşulan bir şey ama belki olacaktır. Adımlar atılacaktır. Üniversiteye dair biraz sorulara yer verelim mi? Olur. Şöyle birazcık sorulara bakalım. Yeni açılan bölümler var mı? Var. Bu sene birkaç yeni bölüm ve bu sene enteresan yeni bölümler açıyoruz. Bir kere mimarlık, yani enteresanlığı tabii çok ilgi çekiyor olması Türkiye'de. Bizde iç mimarlık zaten vardı ve mimarlığın altyapısı vardı. Şimdi mimarlık bölümünü açarak bu ikisini birleştirip birbirini tamamlar bir bölüm, iki bölüm haline getirmiş. Bu arada oturdu mu üniversitedeki şey düzeni? Siz bir fakültelerin adını işte onun altına gelip bir heyecanda hatırlıyor musunuz? Üç yıl önce yaptık. Oturdu artık tabii, o. Tabii. Yani o hemen oturdu. Zaten herkes benimsedi. Yani çok da mantıklı bir yapılanma olduğu için oturmaması için bir neden yoktu. Onun da aslında o zaman planladığımız bir takım şeyleri şimdi tek tek hayata geçiriyoruz. Mimarlık bunlardan bir tanesiydi. İkincisi, yine Türkiye'de çok ilgi gören bölümlerden bir tanesi, bizim o tarafımız eksikti, psikoloji bölümü. Bu sene ilk defa öğrenci alacak. Onun da çok popüler bir bölüm olacağını tahmin ediyoruz. İyi bir altyapısı, iyi bir öğretim kadrosu da kurduk orada. Onun dışında 2 tane daha yeni bölümümüz var. Bir tanesi, geçen sene aslında ek kontenjanla alabilmiştik ancak o zaman yetişmişti. Bu sene gerçek ilk defa öğrencilerini alacak, enerji sistemleri mühendisliği. Bunun da ben Türkiye'nin geleceği ve dünyanın geleceği açısından çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Orada hem enerjinin üretilmesi, hem yönetilmesi, hem de sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yapılacak. Bir dördüncü bölüm bizim üniversitenin uzun zamandır uğraştığı, Türkiye'de çok az henüz yapılan bir alan. Bizde bunun yüksek lisansı vardı. Şimdi lisansını açıyoruz. Bioenformatik ve genetik. Bioenformatik ve genetik. Tabii o isim biraz şey ama kaçınılmaz bir şey. Biyoloji bilimi falan desek o tamamen farklı yerlere gidecek, anlaşılacak. Bioenformatik diye İngilizce'de oturmuş halini Türkçe'ye çevirip kullanıyor pek çok üniversite. Biz de onu kullandık. Bu özellikle Türkiye gibi veya Türkiye ölçeğindeki kendi örneğin ilacını, kendi gen çalışmalarını, kendi araştırmalarını yapamayan ülkeler açısından, buraya çünkü milyarlarca dolar yatırmak gerekiyor. Bu alan bilgisayarlı araştırmayla bütün bunları yapıyor ve son 1-2 yıldır da devletin bu konuda ciddi bir teşviği var. Başbakanın 5-6 ay önce galiba bu konuda bir konuşması olmuştu. Hani ulusal ilaç projesi diye de bir proje var. Kalkınma ajansları, DPT, farklı kuruluşlar, TÜBİTAK buraya ciddi paralar ayırıyorlar. Geleceğinin çok açık olduğunu düşündüğümüz bir bölüm ve çok az sayıda Türkiye'de, biz onu açıyoruz şimdi. Bu arada eğitim dili bütün bölümlere göre değişiyor mu? İngilizce %30 mu, %100 mü? Bizim üniversitenin yakın zamana kadar İngilizce %30'du. İngilizce ağırlıklı deniyordu. Biz şimdi bunu hızla %100 İngilizceye geçiriyoruz. Seçtiğimiz bazı bölümler var. Mesela tiyatro bölümünde bunu yapmıyoruz. Tiyatrocularımız Türk tiyatro severlere hitap edecekler diye onların %30 ağırlıklı oluyor. Onun dışında
Hukuk fakültesinde bunu yapmıyoruz. Çünkü hukuk sistemi her ülkeye spesifiktir. Dolayısıyla onu başka bir dilde yapmanın çok bir anlamı yoktur. Hı hı. Ama bunun dışında kalan bütün bölümlerimizi ve bütün fakültelerimizi İngilizceye geçiriyoruz. Bu sene İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesindeki tüm bölümleri, hı hı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki tüm bölümleri tamamen İngilizceye geçirdik. Hı hı. İletişim Fakültesinde 3 bölüm İngilizceye geçti. Önümüzdeki yıl herhalde bunu tamamen bitirmiş olacağız. Galiba hani yurt dışından gelecek öğrencilerin tercih etme oranını da etkileyecek. O mutlaka artıracaktır ama biz yani önceliğimiz birkaç kere daha önce de konuşmuştuk. Bizim üniversitenin önceliği hiçbir zaman daha fazla öğrenci almak, yurt içinden ya da yurt dışından daha fazla öğrenci almak olmadı. Biz hep daha iyi öğrenci alıp daha iyi eğitmeye çalışıyoruz. Peki daha iyi öğrenci geliyor mu? Geçen bir rektör kesinlikle hocamız geliyor. Dedi ki inanmıyorum ben buna. Liselerden daha da gerileyerek öğrenciler geliyor dedi. Yani onun karamsar bakış açısı mı yoksa verilerle bu... Şimdi eğer hani Türkiye genelinde üniversiteye gelen öğrencinin kalitesi düşüyor anlamında bir şey söylüyorsa doğru. Hı hı. Yani bütün genele baktığınızda öyle bir düşme başladı. Hı hı. Bu eğitim sisteminin bir takım altyapı sorunlarıyla alakalı. Ama bu düşüş, genel düşüş içerisinde bizim üniversiteye daha iyi öğrenci geliyor mu diye baktığımızda ben bakınca yani daha yüksek puanlı öğrenci geliyor. Öğrenci gönderen liselerin profilleri değişiyor. Evet. Öğrencilerin profilleri değişiyor. Dolayısıyla kendi üniversite yıllarınızdan en çok neyi özlüyorsunuz? Rahatlığı. Rahatlığı değil mi? O yani şöyle ben bütün öğrenci arkadaşlara da söylüyorum bunu konuştuğumuzda denk gelirse. Hayatınızın en rahat dönemi. Yani üniversite öğrencisiyken o yaştayken. Bir kere hayatınızın en zor dönemi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her şey çok kötü gidiyor. Hı. En ufak bir şey çok büyük bir problem aslında gibi gözüküyor ama 10 yıl sonra dönüp baktığınızda hayatınızın en rahat dönemi. Kesinlikle. Türkiye örneğinde bakarsanız %90'ı öğrencilerin aileleri tarafından destekleniyor. Hı hı. Dolayısıyla para sorununuz yok. Yani ailenizin olabilir ama sizin çok fazla yok. Yok. Ekmek elden su gölden. Hı hı. Üniversiteye gelip gidiyorsunuz. Türkiye'de bence üniversite eğitim sisteminde çok zor değil. Yani yurt dışıyla, Amerika ile, İngiltere ile karşılaştırdığımızda daha rahat okunan bir sistem var. Tadını çıkartılacak bir dönem yani. Bir daha da geri dönülmüyor. Gelmiyor ve şeyi kaybediyorsunuz. Yani birkaç şeyi kaybediyorsunuz. Bir kere öğrenciyken şey fark etmiyorsunuz. Çok fazla kitap okumuyorsunuz veya çok geniş okumuyorsunuz. Ders kitapları falan okunuyor. Sonra onları okumak istediğinizde gerekli vakit bulamıyorsunuz. Pişman oluyorsunuz falan. O dönemdeki serbestlik yok. Ondan sonra işte kendi aileniz oluyor. Onların bağları oluyor. Çalışıyorsunuz. O işin getirdiği bağlar oluyor. Kimlikler gelişiyor. Roller, bir sürü kimler, bir sürü şey geliyor. Evet. Sorumluluklar falan. Bence tabii. Üniversite hayatı çok güzel. Peki acaba Yalan Dünya dizisinin Tülay'ı İrem Sak nasıl geçirmiş üniversite yıllarını? Bir izleyelim. Sonrasında kısa bir ara, bir yere ayrılmayın. Sohbetimiz devam edecek. Merhaba, İstanbul Üniversitesi mezunusunuz siz de. Öğrencilik zamanlarınıza döndüğünüzde aklınıza gelen anılar var mıdır hiç unutmadığınız? Şöyle bir azim hikayem var benim. 4 yıllık okul hayatımda hazırlıkla beraber 5 yıllık üniversite okul hayatımda bir kere bile söz almadım hani. Bir kere bile dedim ki konuşmayacağım. Yani 4 yıl boyunca bayağı bildiğim halde soruları tuttum kendime. Böyle bir saçma bir azim hikayem var. Bir de son 2 sene pek uğrayamadım tiyatro olduğu için BKM'de çocuk oyunu. Çalışkan arkadaşlarımızdan notları alarak bitirdim yani son 2 sene öyle diyeyim yani mezuniyetim onlara hitap ediyorum. Yarın ne yaşanırsa yaşansın sakın ayakkabını çıkarma. Bakıyorum şu an değişik melez ırk gibisin. Genel Doğu Anadolu ayaklar Zimbabwe. Üniversite dönemindeki arkadaşlıklarınız hala devam ediyor mu? O bağlarınızı koruyabildiniz mi? Vallahi İstanbul biraz zorluyor. Herkes çalışmaya başladı. Dağıldık biraz. Ama yani tabii ki telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Çok nadir olsa da görüşüyoruz ama umduğum gibi olmadı. Benim de çalışma düzensizliğim yüzünden biraz da. İrem Sak nasıl bir öğrenciydi? Başarılı mıydı? Yaramaz mıydı? Ben matematik, sayısal yerlerde sosyal edebiyat zaten oradan mezunum. Amerikan edebiyatı mezunuyum. Yabancı dile yatkındım. Oradan zaten seçtim bölümü. Edebiyat, ezberim çok kuvvetlidir. Oyunculukta da çok işime yarıyor. Üniversite öğrencilerine bir tavsiyeniz var mıdır sizin? Vallahi çok özenen yıllar kıymetini bilsinler ama mezun da olsunlar. Yani bitirsinler okulu.
Hazır mısınız hanımlar? Türkiye'nin efsane moda programı Bugün Ne Giysem 3. sezonuyla ve yepyeni bir içerikle karşınızda olacak. Moda avcıları artık 4 hafta sonunda verdiği puanlarla o ayın en şık kadınını seçiyor. Elbiseni çok beğendim ben. Çok güzel bir kıyafet seçmişsin. Benim için bizimlesin. Ben bizimlesin diyorum. Teşekkürler. Yeşil bu kadar mı yakışır? Tarzına güvenen hanımlar, siz de en şık halinizle Bugün Ne Giysem'e katılın. O ayın birincisi siz olun ve 25 bin lira büyük ödülün sahibi olun. Bu çanta olmuyor. Tavuk gibi yoldu kız yemin ederim. Tek başına bir star olmalı. Bence bizimiz. Bizimlesin. Bugün Ne Giysem'in 3. sezonu çok yakında Show TV'de başlıyor. Ön elemeler 30 Mart 6 Nisan tarihleri arasında Safir Çarşı'da. Şeker. İçinde sıkı bir şeyler var. Casper Tablet. KDV dahil 599 lira çok özel tanıtım fiyatıyla Casper satış noktalarında. Üstelik World'e özel. Peşin fiyatına 12 taksitle. Casper. Senin hayatın. Senin teknolojin. Bu fırsat. Bimex'te tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler ve %10 hediye çeki. Üstelik 12 taksit. Bir damla fazlası gerek sevdikleriniz için. Dünya için. Mesela su. Onun en safını, en doğalını bulmak için biz bir damla ileri gittik. Aylarca, yıllarca, sonra yüzlerce metre yükseğe. Peki onu bulduğumuzda ne mi yaptık? Hiçbir şey. Kimse bir damlasına bile dokunmadı. Sırf siz mevsimlerin, rüzgarın, dünyanın bir damla daha tadını çıkarın diye biz bir damla fazlasını yapıyoruz. Her sabah duş alınca geçmesin diye ferahlığın var Rexona. Bu sabah öyle taze dolaşır gibiyim sokaklarda sanki hamurla Rexona duş ferahlığında. Dayanılmaz lezzeti ve mükemmel kıvamıyla Torku çikolata. Torku çikolata. Hayat bize hep tatlı. Bu pis suda çamaşırlarınızı yıkar mısınız hanımlar? Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım, makineniz dışarıdan temiz görünüyor ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni Kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi. Her yıkamada Yeni Kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. Herkese eti hoş beş ikram ettik. Film sırasında lütfen yemeyin dedik. Bakın neler oldu. You can't stop what's coming. Bizim sıra komple yiyor. Başlarsan duramazsın. Damla Hanım. Başarılarınızdan dolayı üstün hizmet madalyasını takdim ediyoruz. Bu 10 yıllık priminiz, 1 yıllık Hawaii tatiliniz. Şirketin arabası, şirketin yatı, şirketin jeti, tebrikler. Güne güzel başlamak için mucize bekleme. Artık bandı meyveli, canlandırma etkili Kapi Atom var. Kapi Atom. Sabun kendini kurutur, cildi nasıl kurutmasın. Doğum nemini unutmaz, cildinizi kurutmaz. Bırak sana doğ baksın.
Çocuğunuzun severek süt içmesi için 3 tatlı kaşığı Nesquik yeter. Nesle'den Nesquik, nefis çikolata tadıyla sütü sevdirir. Gördükleriniz size çok uzak gelebilir. Evet, dünya bugün böyle bir yer değil. Ama pediniz şimdiden böyle. Geleceğin pedini Molpet yaptı. Biraz fazla mı ileri gittiler? Yeni Molpet Ultra, ultra modern teknolojisiyle hem en ince hem de en kuru. Gelecekte görüşürüz. Enlerin pedi Molpet'le hep daha iyi. Ne oldu? Sen kenar dedin ya, kafası Domino's'a gitti. Domino's'un nefis pizzaları şimdi baharat lezzeti ve mozzarella ile bol peynir kenarı. Biz de bol peynir kenarı oldukça acıkınca kafam Domino's'a gider. İçinde nefis dondurması, dışında enfis çikolatası ve çıtır fındıklarıyla Algida Max Classics'in kalbini dinle. Çubuklardaki milyonlarca kalpten birini bul. Anında bedava Max Classics kazan. Algida Max Classics. Klasik bir dondurma değil, bir dondurma klasiği. Şimdi Nescafe Gold'dan kahve makinesi kazanma şansı. Bu makineyle sadece Nescafe Gold kullanarak köpüklü kahve, espresso, latte de cappuccino yapabilirsiniz. Promosyonlu paketlerdeki şifreyi gönderin. Çekilişle 1000 kahve makinesinden birini kazanın. Nescafe, bir kahve. Daha keyifli anneler, daha keyifli bebekler için Joker yenilendi. Üstelik sobe tişört 9.99'a Joker'lerde ve Joker.com.tr'de. Duydunuz mu? Lay's şimdi fırından dayanılmaz lezzetiyle kırmızı acı biber çeşnili. Hmm. Oğlum kap bir acıl daha da ustamızın acısını paylaşalım. Yeni Lay's fırından. Yiyin bari. Hiç düşündünüz mü? Neden sofralarımızın vazgeçilmesidir o? Neden sımsıcak bir sevgiyi çağrıştırır onun tadı? Çünkü onun hamurunda emek var. Onun hamurunda umut var. Onun hamurunda kazanç var. Onun hamurunda paylaşım var. O bunca değeri bize sunarken hiç düşündünüz mü biz ne yapıyoruz? Neleri çöpe atıyoruz? İsraf ettiğimiz her dilimde bir kez daha düşünmeliyiz. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Sorularınızı da bekliyoruz. 5 Mayıs'ta Haliç'te koşuyoruz. Niye koşuyoruz? Ben yürüyeceğim. Siz koşabileceğinizi tahmin ediyorum. Bizim iki tane önemli spor faaliyetimiz var Haliç'te yaptığımız. Bir tanesi kürek yarışları. Bu geleneksel kürek yarışları. Her yıl Ekim ayında Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi arasında ikili yapıyoruz. Her yıl Nisan ayında da tüm üniversiteleri davet ettiğimiz ve profesyonel takımları davet ettiğimiz bir günlük bir kürek yarışlarımız var. Bir de bu koşunun da içinde olduğu bizim altın boynuz yine gelenekselleşmiş. Dokuzuncusu bu sene yapılacak. Altın boynuz koşu yarışması i̇yilik var. İyilik koşusu. Şimdi iyilik koşusunu son 3 yıldır bunun içine yerleştirdik. Altın boynuz aslında liselere ve üniversitelere yönelik bir yol koşusu ve yarışma. Orada profesyonel veya amatör atletler koşuyor. Biz son 3 yıldır bunun içine iyiliğe koşu diye bir segment diyelim yerleştirdik. O da şu, herkes katılabiliyor. Siz, ben her yıl katılıyorum. En hızlı koşan değil, kendi adını en çok para toplayan kazanıyor. Yani biz adımızı koyuyoruz, bizi destekleyen insanlar buraya 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira neyse para yatırıyorlar bir hesaba. Kim en çok bağışı toplar? Kim en çok bağışı toplarsa o birinci oluyor. Tabii ama birinciyi açıklamadan önce biz o gün oraya gelip o saatte yürüyüş yapıyoruz. Kapalı olan Haliç trafiğinde. Ne oluyor toplanan bağışlar? O toplanan bağışlar
sosyal yardım projelerinde değerlendiriliyor. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Valiliği'nin nezaretinde Cibali semtinde sosyal yardım projeleri yapıyor. Hmm. İşte kimin ne ihtiyacı varsa, örneğin okuması ihtiyacı olan engelli bir vatandaş varsa ona yardımcı olabiliyoruz. İlköğretim okuluna boyasını yapıyoruz. Kitap yardımı ise kitap yardımı yapıyoruz. İşte caminin yapılıp onarılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mahallede başka yapılması gereken bir şey varsa onu yapıyoruz ve bunun hangi projelerin yapılacağına da bizim bir Cibali paydaş kurulumuz var, orası karar veriyor. Yani üniversiteden bir takım insanlar, benim de aralarında olduğum bir grup var, bir de Cibali semtinin ben bunlara mahallenin aksaçları diyorum. Hem esnaf, hem işte eski muhtarı, yeni muhtarı, camisinin imamı, ilköğretim okulunun aile birliği başkanı, ama bunların hepsinin dahil olduğu bir grubumuz var. Orada karar veriyoruz. Çok güzel bir proje. Şunu da önemsiyorum. Birkaç üniversitenin yaptığı bir şey. Siz de yapıyorsunuz. Üniversitede ders. Evet. Bazen liseden öğrenciler soruyorlar, işte şuna ilgim var, buna ilgim var, aslında bunu mu seçsem bilemiyorum. Yani içinde bulunup o havayı teneffüs etmek ve ilgi alanını keşfetmek çok önemli. Gelip orada dersi görecek, hocasından dinleyecek, o laboratuvara girdiğinde ne hissedecek. Liseden öğrenciler geliyor ve derslere giriyor. Kesinlikle. Onu anlatmadan önce şu 5 Mayıs için sizden bir canlı yayın sözü alayım. Alalım. Geliyorsunuz değil mi? Geleceğim tamam. Tabii ki. Herkesi de bekliyoruz. Herkesi de bekliyoruz orada. Güzel. Konuşmaya. Şimdi şeye dönersek üniversite de derse. Biz bu sene iki tane enteresan proje yaptık lise öğrencileriyle ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tanesi Kadir Has Üniversitesi dershanelerini öğrencilere açıyor diye bir projeydi. Devam ediyor. Farklı liselerden öğrenciler, bizim ilan ettiğimiz 10 kadar farklı konu ilan ettik biz. Farklı alanları, disiplinleri temsil eden. Oralara gelip kaydoluyorlar ve gelip bizim üniversitede normal bir üniversite dersi nasıl işleniyorsa onun işlenmesine tanıklık ediyorlar. Böylece yani bir, hem üniversite hayatı nedir onu görmüş oluyorlar. İki, ilgi duydukları alanın ne olduğunu ve bundan hakikaten sıkılıp sıkılmadıklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Bir de buna bağladığımız bir başka faaliyet var. İlla ikisi bir arada olmak zorunda değil, ayrı da olabilir. Mesleğe yönelim eğilim testi yapıyoruz biz. MIT testi denen bir şey var. Bu da çok ilgi görüyor. Öğrencilere bir yapılan test sonucunda uzman bir hocamız bunlarla birlikte bir araya geliyor ve test sonuçlarını değerlendiriyor. Ve onlara hayatta hangi alanları seçerlerse daha başarılı olabileceklerine dair bir yön göstermeye çalışıyor. Burada bir üniversite propagandası, reklamı, herhangi bir bölümün tanıtımı vesaire değil, yapılan doğrudan kişiye yönelik yetenek testi. Ve çok ilginç sahneler oluyor. Yani çocukların mesela önemli bir kısmı aileleriyle beraber geliyorlar. Aileler daha heyecanlı. Benim çocuğum ne olabilecek? Sınava da aileyle git. Teste de aileyle gel. Yani onları görünce insan bir taraftan yani ikircikli bir duygu içinde oluyorsunuz. Bir taraftan üzülüyoruz aileler çünkü bu kadar eziyet çekiyorlar, bu kadar hassas bir duruma düşüyorlar. Çocuklarını bırakmıyorlar kendi şeylerine. İyilik yapmaya çalışıyorlar kendileri. Evet, ama öteki taraftan da bu kadar bu işe önem vermelerini görünce de insan yani bir taraftan da duygulanıyor. Yani insanlar çocuklarının eğitim almaları için büyük bir gayret içerisinde. Evet, ama genç de sorumluluğu başkasına bırakmasın canım. Muhakkak. Kendi hayatı söz konusu. Bence öyle. Kendileri bence bırakırlarsa öyle. Onların hayatına yazılım mühendisliği yapacak, senaristliğini üstlenecek çok işi çıkıyor. Bir de yani uzun vadede baktığınızda sonuçta hayatı yaşayacak olan sizlersiniz diyorum ben genç arkadaşlara. Yani çok öğrenci tanıyorum. Benim sınıf arkadaşlarım da olmuştur üniversiteden. Bir üniversiteye gider, 3 yıl okur, 4 yıl okuyanını, mezun olup işe başlayanını biliyorum. Sonra alan değiştirip daha çok gerçek istediğine dönen. Dolayısıyla en baştan bunu yaparlarsa her üniversite zaman daha iyi. Üniversite birincisinin bile bunu yapmışlığı var. Vardır yani, tabii. Vardır tabii. 2 yıl sonra vazgeçip yani, başka bir bölüme geçişliği var. Ailesini mutlu etmek için bazen toplumsal hani bu çevre baskısı dediğiniz şey, mahalle baskısı sizi yönlendiriyor. Işte. Ya açıkçası mesela kendi hayatımda da öyle. Ben lisede çok matematik, fen, fizik gibi alanlarda çok başarılıydım. Benim bütün hocalarım, lisedeki hocalarım, aile çevrem, beni tanıyan herkes beni mühendis ol diye yönlendiriyordu. Yani işte matematik kafası, zekasına sahip diye. Allah'tan bizim dönemde tercihler bugünkü kadar keskin değildi. Biz her şeyi tercih edebiliyorduk. Ben mühendislikleri tercih ettim. Başta bir sürü 7-8 tane mühendislik yazdım. Fakat inanılmaz bir tesadüf. Şimdi bizim bu yaptığımız MIT testi o zamanlar çok istisnai bir şeydi. Böyle
hani binde bir olan bir şeydi. Bana denk düşmüştü. Bizim liseye gelip bu test yapılmıştı. O zamanki Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'nden öğretmenler gelip Amerikalılarla birlikte bize bu testi yapmışlardı. Hı. Ve bana da sen sosyal bilimler okursan rahat olursun, iyi olursun. Hatta uluslararası ilişkiler diye bir alan var demişlerdi. Direkt nokta atışı çok olmuş. Çok nokta atışı. Ben hayatımda uluslararası ilişkiler bölümünü ilk defa orada duymuştum ve yazdım. Ve kazandım ve yani çok mutluyum. Hı hı. Dolayısıyla bu tür testleri yaptırmak insanın kendi eğilimine göre bir üniversite çok önemli. Şuna ne diyorsunuz? Şimdi işte geçen yine Türkiye İstatistik Kurumu bir şeyler açıkladı. Dedik işte şu alanların mezunları daha az işsiz, şunlar daha çok iş buluyor. İşte hukuk falan onlar daha az işsiz ama işletme işte gibi, gazetecilik yani gibi bölümler. Yani gazetecilik. Sanat var için, işin içinde her dönem değişmeyen. Şimdi yani sanatçı insan içinde o ateş var. Yani bu bölümde ben iş bulamam diye düşünüp vaz mı geçsin şimdi? Ya tamam, değil, bir Türkiye realitesi değil, var ama var. Ben yani, biraz daha romantik bakıyorum bu konuya. Kendi o tutkusunun peşinden gitsin diyenlerdenim. Bu bir kere dengeyi kurmak lazım. Yani hiç olmayacak bir hayalin peşinden koşup aç kalmak başka bir şey. Ama insanın arzusu, istediği, hayaliyle yani dengeyi, isteği, yani yeteneği hepsini dengeye koymak gerekiyor. Bir de ben, yani ben şuna inanıyorum. Ne işi yapıyor olacak olursan ol. İyi yapıyorsan mutlaka hayatını kazanabilirsin. Hatta çok da iyi para kazanabilirsin. Hı. Ama ne iş yapıyorsan bunu çok iyi yap. Yani bu hiç fark etmez. Rektörlüğü çok iyi yapıyor musunuz? Bunu ben söylemeyeyim, çok ayıp olur. Ben kendime çok iyi rektörlük yapıyorum. Ama biraz önce dersen reklam arasında dediniz ki Görkemciğim biz güzel işler yapıyoruz. Özellikle evet, yapıyoruz. Uluslararası ilişkiler anlamında dedi. Doğru. Söyleseniz onları, ya, güzel son işler dakikalar yapıyoruz, onu anlatayım dedi. Yani uluslararası ilişkiler anlamında bütün pek çok üniversitenin yaptığı şeylerin hepsini yapıyoruz ama daha farklı bir takım, hiç kimsenin yapmadığı bir takım şeyler peşindeyiz. Umarım yakında açıklayacağım ama iki şeyden bahsedeyim. Bu yıl içinde sürekli olarak bu 4+1'i uluslararası bağlantılı bir şekilde düşünüyoruz ve farklı Amerika'dan, İngiltere'den üniversitelerle temas halindeyiz. Hı hı. Yani 4+1 dediğimiz şey YÖK'ün birkaç yıl önce izin verdiği lisans artı master yapma fırsatıdır. Dolayısıyla bir üniversiteye girdiğinizde 5 yıl okuyarak master derecesiyle mezun olma imkanı. Biz bunu uluslararası düşünüyoruz. 4 yıl Kadir Has Üniversitesi'nde okuyup 1 yıl hiç başka bir sorundan geçmeden, başka bir engeli aşmadan yurt dışında bir üniversitede master yapma imkanı tanıyacağız. Bunun için de bir takım Amerika'da ve İngiltere'de üniversitelerle bağlantıdayız. Muhtemelen Mayıs ayı içerisinde açıklayabileceğim. Yani ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve eminim ki başka üniversiteler bizi takip edecekler. Şu hiç hoşuma gitmiyor. Siz genelde programda şöyle şöyle bir şey var diyorsunuz. Biz de açıklamıyorsunuz onu. Yakında açıklayacağız Mayıs'ta diyorsunuz. Mayıs'ta çağırın, açıklayayım. Yani ilk biz de açıklayayım, Mayıs'ta bir şeyde istiyorum hiç. Peki şunu açıklayayım. Ya biraz bir şeyini açıklayın. Çok güzel bir başka iki projemiz var, onu açıklayayım. Yani üniversite olarak uluslararası bağlantılara çok önem veriyoruz. Bu yıl başlattığımız iki büyük proje var. Bunlar Avrupa Birliği projeleri. Yani Avrupa Birliği'nden finansmanını aldığı projeler. Ve İngiltere'de Coventry Üniversitesi, Türkiye'de Lancaster, Kadir Has Üniversitesi ve bir üçüncü ülke. İki ayrı proje. Bu projelerden bir tanesi Filistin'de, Cenin'de, oradaki üniversiteyle. Diğeri de Güney Afrika'da, Cape Town'da Stellenbosch Üniversitesi ile, ki bu üniversite dünyada ilk yüze giren bir üniversite. Böyle üçlü, üç ayağı olan iki proje yürütüyoruz. Bunlar akademisyen, genç araştırmacı ve hadi dördüncü sınıf veya master düzeyindeki öğrencinin değişimine ve tecrübe kazanmasına dayanıyor. Dört yıllık proje her biri. Ve şimdi bu yaz hem Güney Afrika'dan, hem Cenin'deki üniversiteden, hem de İngiltere'deki Coventry Üniversitesi'nden ortaklarımız Türkiye'ye gelecekler. Onlara burada bir yaz okulu yapacağız. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen diğer öğrencilerle, bizim öğrencilerle bu yaz okulunda onların hepsini bir araya getireceğiz. Bence inanılmaz zevkli ve farklı bir şey olacak. Ne yaptığında da ilginçmiş yani. Çok ilginç tabii. Ama yani seçtiğimiz üniversite ilk yüzde olan üniversite. Evet, evet. Yani İngiltere, Türkiye, Güney Afrika. İngiltere, Türkiye, Filistin. Güzel. Şimdi böyle başka bir şey peşindeyiz. İnşallah İngiltere, Türkiye, Latin Amerika bağlantısını kurmaya çalışıyoruz. Onu da yapabilirsek. Bu tabii, bunların hepsi aslında bütün şey bizim öğrencilerimize, genç araştırmacılarımıza ve
kıdemli araştırmacılarımıza farklı şeyleri, farklı ülkeleri tecrübe edebilme, kültürleri tecrübe edebilme hani imkanı sunuyor. Hani böyle sloganlaştırdık uluslararasılaşma falan diye ama böyle hayata geçirecek özel projeler, özel adımlar. Hani Erasmus ya, bakıyoruz herkes Erasmus çok var. Yoğun yapılıyor. Yoğun yapılıyor. Sayıca belki biraz fark ediyor. Giderek artıyor. Yani bizim artıyor. Her yıl daha çok artıyor. Aynen. Ama biz uluslararası ilişkileri küresel, yani tüm küreyi bir bütün diye düşünüyoruz. Hı hı. Örneğin son 3 yıldır yürüttüğümüz bir proje bizim Çin'le olan. Çin'de bizim 5-6 üniversiteyle işbirliği anlaşmamız var. Her yıl, her yaz Çin'den bize 25 öğrenci geliyor. Bizden de Çin'e 25 öğrenci gidiyor. Hı hı. Bir değişim anlaşması, 3'er aylık kültürel değişim anlaşması. Orada tabii çok farklı bir kültüre ve çok farklı bir anlayışa öğrenciler muhatap oluyorlar. Hı hı hı. Bir öğrencimiz de enteresandır, gitti ve gelmedi Çin'de diyeceğim. Çin'de mi kaldı? Ya geldi ama Çin'e transfer oldu. Hı hı. Şu anda Çin'deki bir üniversitede eğitimini bitiriyor. Harika. Yani, bu arada fotoğraf yarışmasından bahsetmiştik. Evet, 5 Mayıs. Önce. Pardon, 9 Mayıs'ta Mayıs. Koşacağız. 9 Mayıs. 9 Mayıs'ta. 9 Mayıs. Biz katılabilir miyiz diye sormuş öğrencimiz. Herkes katılabilir. Yani Kadir Has Üniversitesi öğrencisi, temsilcisi olmak gerekmiyor. Herkes web sayfasına gidip ayrıntılara bakabilir. İstanbul'daki Avrupa adı yarışmanın, ona uygun fotoğraflarla katılabilirler. Öğrenci toplulukların faaliyetlerinden bahseder misiniz demiş ama süremiz çok azaldı. Zaten bunların bilgisini bulacaklar. Yani takip etmek bile imkansız. O kadar çok fazla ve yoğun ki. Şimdi fazla da acaba hani ne kadar aktif, biraz soru da oluyor ya. Böyle yani çok fazla. Biz aktif olmayanı kapatıyoruz. Hı-hı. Yani bizim üniversitede bir yıl hiçbir faaliyet yapmayan bir topluluk varsa kapatılıyor. Sporda öğrenci falan arkadaşlar. Da gayet öğrencileriniz başarılı. İnanılmaz. Tebrik İnanılmaz. Ediyorum hepsini. Bizde de paylaşıyorlar. Evet, yani ben geçen gün bir soru sordum. Her alanda mı bu kadar hızlı gidiyoruz? Aman çok da çünkü biz biliyorsunuz spordaki başarıyla başarılı olan öğrencilere bir de burs veriyoruz. Dolayısıyla bir an düşündüm, ne oluyoruz? Her alanda bu kadar çok başarılı, biz çok fazla vermeye başlayacağız gibi geldi. Burslarda değişiklikler olacak mı? Daha erken belki konuşmak için. Yok, bizim zaten yani çok geniş bir burs çerçevemiz var. Yani sporcu bursundan zaten bahsettim. Başarı arttıkça sporcu bursu artıyor. Bizim üniversite sınavıyla gelenler tabii var, bütün üniversitelerde olduğu gibi. Onun dışında üniversitede başarılı olanlara verdiğimiz burslar var. Bu sene ilginç bir şey yaptık. Bizim biliyorsunuz kampüslerimizden birisi de Selimpaşa'da, Silivri tarafında. Orada ilçeler belirledik. Yani işte Silivri ilçesi, Tekirdağ ili, Silivri ilçesi, ondan sonra Büyükçekmece, Küçükçekmece ve birkaç tane daha var. Web sayfamızdan bulabilir arkadaşlar. O ilçelerden ve Tekirdağ'dan herhangi bir liseden mezun olan herkes bizim Selimpaşa kampüsünde okumak istiyorlarsa indirim alıyorlar. Yani belli bir burs alıyorlar. Çevreden, yakın çevre. Yani biz lokal, bölgesel ilişkilere çok önem veren bir üniversiteyiz. Onun dışında da yine 130 civarında tüm Türkiye'den bizim en başarılı olduğunu düşündüğümüz liseleri seçtik. Bunu birkaç senedir sürdürüyoruz. Bütün derdimiz daha kaliteli öğrenci almak. O liselerden mezun olanlara da %50 indirim uyguluyoruz zaten. Ama bunlar da zaten ilan edilmiş. Ama bu tür ilan edilmemiş hiç kimseye de hiçbir ekstra indirim uygulamıyoruz. Orada bir prensibimiz var. O yüzden yani. Peki. Ne için burs almak istiyorlarsa baksınlar, mutlaka vardır. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte olduğunuz için. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinden bahsettik. Bu arada bizi her hafta bilgilendirebilirsiniz. Kampüslerde neler oluyor? Kampüste bu hafta bölümüyle veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.